Herkese günaydın. Bu sabah saat 8 gibi Nex'ten yaptığım alışveriş geldi ve Harry'nin üstündekiler de oradan. Benim giydiğim pijama da Nex'ten. 12 beden aldım, yani Türkiye bedeniyle 40 oluyor. Aldığım short var, üst var. Bunların hepsini Instagram'da paylaştım. Merak edenler oradan bakabilirler. Bu arada 1,5 beden düşmüşüm. İngiltere bedeni 14 ile 16,5 giymeye hazırlık giyiyordum yani. Ama şu an 12 giyiyorum. Yani 40 beden ve çok mutluyum. Bu da aldığım pijamalardan bir tanesi. Gerçekten de yaz zamanları giyilecek en rahat şeylerden bir tanesi. Ben şort giymeyi çok seviyorum çünkü çok rahat oluyor. Bir de klasik gördüğünüz tişört. Dedim onu söyleyeyim. Merak edenler varsa Instagram'ıma hem anne günlüğüne hem de benimle kilo ver benimle hesabıma girip orada paylaştıklarımı görebilirsiniz. Ben sabah uyandım. Bugün sabahımız biraz böyle şey, sakin geçti diyebilirim. Yaptık, biraz etrafı toparladım. Ondan sonra edit yaptım, alışverişle ilgilendim. Yıkanması gerekenler vardı, onları buraya getirdim, koydum. Bir posta dünden kalan makine vardı, onu açtım. Kurutmada da çamaşırım var. Ama bu çamaşır olayını akşama bırakacağım. Şu an yapmak istemiyorum. Salon toplu, odalar toplu, mutfak toplu. Bir öğle yemeği kaldı. Saat 11.30. 12'de yemeği planlıyoruz. Ondan sonra Devran da uyuyor. Garibim çok ağrı çekiyor damaklarından dolayı. Öğle yemeğimizi yeriz. Ben hazırlanırım. Ondan sonra da Arya'yı YouTube'dan sonra biraz spor yapmayı planlıyorum. Ama bakabilirim. Belki onu da akşama erteleyebilirim. Aslında bugün bir dışarı çıkasım var çünkü hava da çok sıcak, dün de çıkmadık, ondan önceki gün de çıkmadık. Bir böyle bir tur atasım var ama pek emin de değilim, bilmiyorum. Tamamen şeye bağlı, çocuklara bağlı. Bakalım neler yapacağız bugün. Bugün de güne başlayalım arkadaşlar. Bu arada dip boyam fena geldi. Aslında kuaförüm özel yapıyor yani, yazdım geçenlerde. Herhalde gidip tek yaptırabilirim. Bilmiyorum ama çok, şurayı kapatsam siyah zaten böyle. Sonra bayağı uzadı dipler. Neyse ki kaşlar falan alındı, Dilan alıyor ama saç olay. Özge sürpriz yapmaya geldik, çok sevinecek Haydar. Biz çıktık evden. Haydaşlara sürpriz yaptık. Geldik. Derin hadi gel. Çıkacak mı bilmiyorum. Haydar! Gel! Şu an Haydar'la Derin en son doğum gününde sürpriz yapmışlardı biliyorsunuz. O zamandan beri hiç görüşmüyor. Derin haydi, arkadaşın seni bekliyor. Haydar nasılsın? Teyze Kadıs, ne yapıyorsun? Araba, şey gel burada biraz oynasınlar. Biz gideceğiz zaten.
yoktu. Diğer çocuk içeride. Annesinin aşkısı. Diş problemleri yaşıyoruz arkadaşlar. Bu sabah biraz ağır kesti verdim. Al annem al. Annem. Annem. Ha bebeğim. Devran. Devran. Ben seni putunayım. Ben putunu putunu putunayım. Annem. Annem. Hiç morali yok. Hiç morali yok. Bana karışmayın der gibi sanki bir de gözlüğünü de kapatmış. Annem. 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 Gel seni de çıkartalım. Annem. Biraz çocuklar hava alsın, oynasınlar. Sen dedin ben özel kahvelerimiz dışarı geldi. Teşekkür ederim Özgeciğim. Evet, Rozancığımız da işten çıktı geldi. Kahvemizi içelim. Aha, araba. Çocuklar da şurada karşıda oynuyorlar. Biz eve geldik. Senin yanında ben ama, biraz görünüyorum. Ama şey, en son klibi izleyenler şimdi zannedecek ki Özgeler'den şimdi eve geldik. Evet, tam öyle değil. En son klip. Herkes evine gitti aslında. Aslında şu an saat 9:10 geçiyor. Herkes evine gitti. Biz saat 4 gibi annemlere geçtik. Orada oturduk, yemek yedik. Kızlar sonra eve gelip beni evde göremeyince annemlere geldiler. Hayır, aramadık bile. Evet, annemi görmeye gelmişler. Görmeye gittik. Ondan sonra da saat 8:30 gibi eve geldik. Çocukları uyuttuk. Şimdi tamamız yani. Ben de şimdi daha yeni şimdi açtım. Şimdi çay keyfi yapacağız. Annem nerede niye çekmedim bilmiyorum. Aslında çekebilirim ama niye çekmedim hiç aklıma bile gelmedi. Neyse, evin inşaatı sürpriz olsun. Aç gösterdim de son bitiş hali daha bitmedi yani de daha devam ediyor. Şimdi kahvemi içeriz, ne içeriz bilmiyorum. Bu arada bilmiyorum. Bizim için karantina denilen hiçbir şey kalmadı. Çünkü yani kalmadı ki. Ama yani yalan yok. Ben o kuralı ihlal ihlal değil mi? İhlal. Ben o kuralı ihlal etmiştim çünkü ben yaklaşık bir ay önce artık kamerada ağlıyordum ve geldim. Ha evet, sen ilk bize geldin. Ondan sonra ben size geldim. Ama geldim, iki hafta bekledik. Baktık bir şey olmuyor sonra. Aynen. Aynen, ilk öyle yaptık. İlk sen mi bize gelmişsin, ben misin? Yo yo, ben gelmiştim. Ecem'le gelmiştim. Aa doğru, ondan sonra bir 10 gün falan bekledim. Ama ben kendimden korkuyorum çünkü ben halen işe gidiyorum yani. O yüzden... Ben de korkmuyorum pek. Yani sizi riske atmak istemiyorum. ben korkmuyorum ya, ben... Alıştık. Ya bence hepimiz geçirdik de semptomlarını taşımadık yani diye düşünüyorum. Olacağı varsa olacak yani. Sapınan göze çöp batar derler. Tabii ki korunuyoruz yine. Aynen. Demişken öyle, burada 1 Haziran'da biraz normale dönecek. 11 Haziran'da tam normale dönecek deyimler oluyor. Değil mi? Yanlış bilgi vermeyin. Yani öyle bir şey. O yüzden biraz daha sakin. Zaten insanlar artık yürüyüşe çıkabiliyor. Başka şehire gidebiliyorsun gezmek için. Uzun saatler dışarıda kalabiliyorsun. Başka bir aileden bir kişiyle dışarıda görüşebiliyorsun. Buralar biraz daha açıldı, daha da açılacak. Neyse, biz bir çay kahve bir şeyler demleyelim, yapalım. Ondan sonra da yeni aldığım kıyafetler bu arada geldi. Hepsini yıkadım, masanın üstüne koydum, onların hepsini katlayacağım. Kurutma da hala çalışıyor. Bugün çamaşır günü falan. Şu ışık kapalı, o yüzden karanlık çıkıyor. Debran, bakın kim uyandı. 1,5 saat falan oluyor herhalde. Saat şu an kaç ki ne? Saat şu an. Saat 1. Saat 1'e 5 var. Stay there and put your head into my lap. I'm careful my teeth. Okay. Bugün bayağı bir sırtım ağrıdı. What do you want me to do? Like this? Yeah. Are you comfortable though? Yeah, I'm very comfortable. Çünkü you're going to be here for like half an hour. Tamam. Okay. Dur. But you have to make yourself straight. Dur, şu yastığı şey yapayım da düzeltelim. Şimdi biz akşam sporumuzu yaptık. Yani sabah yapamadığım için akşam yaptım. Let me see if I can push Devran here. Akşam sporumuzu yaptık. Şimdi de bakımımızı yapacağız. Benim böyle tatlış kuzenler olduğu sürece
her şey yapıyorlar. Tırnağımın da neredeyse çıkmak üzere zaten. Onu da İcem yapacak. Yine. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Kiprik liftingi yapıyoruz. Değil mi? Kaldırıyoruz. Ondan sonra biliyorsunuz benim hamileyken Devran'a şey yaptırmıştım. Kiprik, ipek kiprik taktırmıştım. İlk birkaç gün mutluydum ama ondan sonra pek bana göre bir şey olmadığını anladım. Çünkü ben böyle gözüm yüzümle çok oynayan bir insanım ve yüzümü yıkamadığım zaman çok böyle berbat hissi veriyordu yani. Aslında onlarla yıkanılabiliyordu ama hiç yıkayamıyorduk. Beni bekliyorsun. Au. Gözümü mü kapatayım? No, yukarı bakman lazım. Ben bakayım al. Ondan sonra şey yaptım. Teker teker böyle zaten düşmeye başlamıştı. Bugün de kiprik deneyeceğiz. Kendi kipriğimizi lifting yapacağız. Hem de kendi evimizin konforuyla. Bu arada Dilan yapmıyor. Sonra mesaj yazmayın Dilan. Yapmıyorum öyle. Dilan sadece kendine evde set aldı yapmak için. Zaten kendileri dört bacı. Kendi kendilerine böyle oyalanıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Dilan dayımın ikinci kızı. Ben tanımıyorum. İkincisi. Yeah, ikinci. Tanımıyor. Çünkü bazen seni görmüyorlar Dilan. Görmedikleri için de seni bilmiyorlar. Dilan üniversite benim okuyor. Yani. O yüzden burada değil. O yüzden pek görünmüyor. Ve görünse bile diğerleri kadar aktif olmuyor. Yeah. Hava atayım mı Dilan? Ya. Hayır desem atmayacağım ama. Dilan'ın en sevmediği şey birinin onu övmesi. Ah, this came off. Tamam, ben en iyisi konuşmamam lazım. Yeah. Tamam, hadi kapatıyorum, sonra görüşürüz. Övmedim. Öveceğim, sonra öveceğim. Tamam. Şu an gözümü kapat. Just call ya when the moon is rising. I'm craving every moment with you. I can't just need ya when the tides are turning. I cherish every second with you. I've got to hold on to your heart every day.
nasıl göründüğünü hiç bilmiyorum ama birkaç dakika böyle beklememiz gerekiyormuş. Dilan'ı çekip çekmediğimi bile bilmiyorum ama Dilan sen kameraya doğru gel. Çekiyorsun. Bu şimdi kıvırtan temel solution var. Yani kıvırtmayı sebep olan su, sıvı, onu koydu. Bekliyoruz bakalım. Devran'da canım sıkıyor. Damağı herhalde çok ağrıyor ki hala biraz huzursuz. Uyumaya çalışıyor, uyuyamıyor Serap yanında. Yani bir çıksa dişlerde kurtulsak. Son 4,5 senedir diş problemi çekiyorum. Bunları sonra edit yaparken diyeceğim bu ne? Biz ertesi günden merhaba. Dün videoyu sonlandıramadık. Devran gerçekten çok huysuzlandı ve benim yarı gözüm kapalı ilgilenmeye çalıştım. Serhat ilgilenmeye çalıştı ama damağından dolayı sanırım bugün yarın artık dişi patlar diye düşünüyorum. 3 gündür sorun yaşıyoruz yani. Rahatsız çocuğum. O yüzden çekemedim ama biz kiplikleri yaptırdık. Gördüğünüz üzere. Dedim ertesi gün göstereyim size ki aynı video şeklinde paylaşayım. Güzel oldu. Bunu şimdi bir gün boyunca yıkamamamız gerekiyor. Yani ben yüzümü falan böyle sıvırırım ama gözde kipriği su değmemesi gerekecek. Ama düşünün bu tarafta uyumama rağmen biraz şey oldu. Sanki indi gibi ama böyle parmak yardımıyla şöyle düzeltiyorum. Ve tarıyorum. Ki olsun. Dün zaten hani 4'e yakındı uyuduk ve Devran gerçekten hiç uyumadı. 2 saat uykuyla falan diyebilirim kendim ama bu kipriklerle uyanmak yine de motivasyonu arttırdı. Neyse buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Daha güzel, daha eğlenceli bir günde inşallah. Hepimiz yeni uyandık. Yeni değil de hepimiz uyandık da hala bir şey yapmadık. Neyse yarın görüşürüz. Öpüyorum sizi çok çok. Bye.